farkındalıktan daha büyük bir problem bu konuda başkalarını bekleme gibi bir trend var. Onlar hiçbir şey yapmadı, biz de yapmayalım. Uygulama bir otursun, sonuçlarına göre hareket ederiz gibi bir yaklaşım var. En büyük yanlış bu. Yani yarın öbür gün risk gerçekleştiğinde başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmeyecek kurul veya yargı süreçleri. Dolayısıyla bu konuda aktif olarak süreçlere katılmak ve şirketlerin denetimlerinin, uyum süreçlerinin bir an önce tamamlanması konusunda bir aksiyon almak lazım. Bu konuda maalesef piyasada farkındalık var fakat yeteri kadar ilgi yok bu konuya. Umarım sonuçları kötü olmaz. Düzenleyici otorite çok yoğun mesai harcıyor bu konuda. Sayı olarak, organizasyon olarak onlar da elbette hem sayı olarak azlar hem yeniler. Dolayısıyla her konuya anında cevap vermeleri mümkün değil. Malum bu süreç sadece Türkiye'ye özel bir süreç de değil. Bütün dünya, özellikle Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla aynı sancıları, yenilik sancılarını bizler gibi kanun koyucu da, uygulayıcı da yaşıyor. Ama bu konuda iyi niyetliler, yoğun çalışıyorlar. Bizler de hukuk uygulayıcıları olarak uygulamayı geliştirerek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. El birliğiyle bu süreci tamamlamaya, tanımlamaya, yönetmeye çalışıyoruz. Emeklerini takdir ediyoruz biz elbette. Uyum süreçleri yaklaşık 2 yıldır zaten. Çok önemli bir tansiyon ama bu yılın asıl meselesi Verbis. Çünkü 30 Eylül'e kadar işte belli kriterleri var. 50 çalışan veya 25 milyon bilanço büyüklüğüne ulaşan her şirketin mutlaka bu sisteme kaydolması lazım. İstisnası yok çünkü. Kaydolmamanın da ciddi mali sonuçları var. Dolayısıyla yaz aylarında Verbis'i konuşacağız. Tabii oraya kaydolmak için de bir envanterinizin hazır olması lazım. Bir denetim yaptırmış olmanız lazım. Bu senenin tansiyonu bu ve muhtemelen önümüzdeki aylardan itibaren kurul daha çok başvuru sebebiyle daha çok cezai uygulama yapacak. Biz onları da bekliyoruz. Çünkü özellikle izinsiz SMS gönderimi konusunda bir ilke karar yayınladı yaklaşık 2 ay önce. Onun uygulamasını hep beraber göreceğiz. Daha çok yaptırım bekliyoruz kuruldan. O kriterlerin içindeyseniz ayrı duracağınız bir alan değil. Kaydolmak zorundasınız. Olmazsanız da ne yapacağını kurul söylüyor. Kanun da söylüyor. Dolayısıyla benim güvenlik duvarım var, teknik olarak hazırım diyemezsiniz. Elbette kriterlerden bir tanesi o ama yani sadece fiziksel denetimden bahsetmiyoruz burada. Teknik denetim, bir teknik durum, teknik altyapının fiili durumu, bu işi yöneten insanların yeterliliği ve geçmişte yani bohçamızda, heybemizde ne var somut olarak onların ortaya çıkarılması lazım. Bunu bir defa şirketin bilmesi lazım. Yani gerçek riskinin farkında olması lazım. Onun dışında zaten literatür açıkça ne yapması gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi sadece dışarıyı izleyerek, başkalarının yaptıklarını taklit ederek içinden çıkabileceğiniz bir süreç değil bu. %100 öyle. Yani bugün tekstille otomobil aynı yerden beslenmiyor. Dolayısıyla aynı çözümleri de her iki sektöre uygulamak mümkün değil. Şimdi ilerleyen dönemde mutlaka kurulun, kanun koyucunun sektörel bir takım düzenlemeleri olacak. Ama bugün itibariyle bir ayrım yok. Dolayısıyla her sektör kendi ihtiyacıyla ilgili bir çalışma yapmak durumunda. Tabii bu işin başlangıç noktası da açıkçası veri tabanları. O da bizi dijitale, elektroniğe, tekniğe götürüyor. Dolayısıyla şirket içindeki ekiplerin mutlaka bilgi işlemci arkadaşlarla birlikte her aşamada yoğun mesai harcamaları gerekecek. Ve bu işler maalesef, maalesef demeyeyim, bizim için elbette keyifli, güzel bir şey ama hukukçu denetimi olmadan, gözetimi olmadan yönetilebilecek süreçler değil. Korkmasınlar bu kadar hukuki hizmet, hukuki destek almaktan. Hakikaten tek başlarına bu işi yapamazlar. Biz de tek başımıza yapamayız. Hukuk, teknik tarafı ve bu işin sahadaki tarafı olarak da pazarlama, CRM dediğimiz ekiplerin mutlaka masada, her toplantıda birlikte oturmaları lazım.